Şimdi bugünkü dersimizde zengin metin editörleri üzerinde duracağız. Zengin metin editörleri ne demek? Metni zenginleştirdiği için biz bunlara zengin metin editörleri diyoruz arkadaşlar. Bunları biz nerede kullanıyoruz? Web'de içerik yönetirken, içerik girerken örneğin ürünün açıklaması, örneğin bir haber, bir duyurunun içerisini CMS Content Management sistem gibi yani içerik yönetirken o içeride yazdığımız yazının yani biçimsel yazı yazmamızı sağlayan editörlerdir. Bunlar arkadaşlar yazıyı mesela diyelim ki ben burayı kalın yapıyorum. Bakın hemen body burada tabi tam görünmüyor. Strong özelliği ekledi buraya mesela. Mesela bunları işte madde imleri alıp ya da madde imleri hali uleli moduna gördüğünüz gibi alıyor. Yani arka planda bizim için HTML kodları kullanarak metnin biçimsel hale gelmesini sağlıyor. Yani metin ekleyebiliyoruz, resim ekleyebiliyoruz, metni renklendirebiliyoruz. İstediğimiz bütün özellikleri verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi download. İlk önce yapmamız gereken şey arkadaşlar, eğer bunu kullanacaksak, bunu kullanmayacaksak buna benzer değişik editörler var. Mesela buna Rich Web Editor. .NET için mesela. ASP.NET için. GK Editor var. Mesela Quill var. TNMCA var. Aslında uzatılmışı bunu diyor. Şu kere Wise HTML Editor. İşte bunlar Bitful HTML Editor vesaire. Evet, gördüğünüz gibi burada örnek demosu var mesela buranın da. Nerede demosu? Zengin işte şu şekilde bir şey yazmamızı sağlayan bir editör burada gördüğünüz gibi. Evet, her türlü şeye izin veriyor. Text editör. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın bu da aynı şekilde izin veriyor. Kullanmanıza bağlı. Nasıl kullanmak isterseniz. Herkese burada değişik örnek TNMCA vermiş. CK editör aslında bu FCK editör bu eski Nikedit bilmem ne bilmem bir sürü şey var. Burada da mesela your web editor is to integrate your devs for your user bilmem ne. Evet, hepsine uyumlu diyor. Yani biçimli yazı yazmamızı sağlayan editörler arkadaşlar. Mesela upload ediyor mu bu? Etme özelliği var mı? Upload image gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. Size kalmış bu. Ben tabi bir tanesini kullanacağım. Bunlardan editörü kullanıyorum. CK editörü kullanacağım. Siz diğerlerini aynı mantık içerisinde diğerlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Son sürümü şu anda 16 Kasım itibariyle duyurulan sürümü buradan full paketi seçimli paketi ya da basic paketini buradan indirebilirsiniz. Ben buradan standart paketini indiriyorum arkadaşlar. Nereye indireceğim? Tabii ki evet buradaki temporary klasörlerimize indiriyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar bu editörü biz ne yapacağız? Evet, temporary'ye indirmiştik. Şunu ana klasörümüze açıyoruz bunu arkadaşlar. Again, again. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi ana klasöre temporary ile ilgili dosyalarımızı indirdik.
Evet, ilk yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi sıradaki mevzu bizim projemizde admin'de ürün düzenleme var mıydı bizde? Bir bakalım, olmayabilir. Sıra admin.com 1 2 3. Evet, hayvanlar vardı burada. Evet, gördüğünüz gibi. Şurada düzenle diyoruz. Tabii bu düzenleyi copy paste yaptığımız için şeylerden, kullanıcılardan burada görünmüyor olabilir. Biz de bunu düzenleyeceğiz. Hayvan düzenle. Bunun çalışabilmesi için ne olabilir? Adı, e-mail adresi yok burada. Adı, türü, kategorisi. Ne var burada mesela? Şurada mesela şu ne olabilir? Fiyatı, kategorisi, türü, S fiyat diyelim. Kategori ID vardı. Tür ile ilgili de türü vardı şimdi. Bakalım. Bunlar değişecek. Bunları değiştireceğiz. Şu anda öyle kalsın. Durumu durum. Evet, şimdi tekrar güncelleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bunlar geldi. İşte türü şu anda bunlar geliyor da değiştireceğiz. Bir de ne ekleyeceğiz buraya? Ne olabilir buraya mesela? Açıklama olabilir. Hani açıklamasını şu keyword'te çıkıyor da description açıklama. Anahtar kelimeler. Şimdi düzenleyelim burayı. Adı text, fiyat text. Bunların artık hepsi text. Bu neydi bunu? Açıklama. Keywords. Password değil, bu da text. Neydi? Türü. Evet. Şuraya girelim. Şunlar kullanıcı ürün adı. Fiyatı. Kısa açıklama. Kelimeler. Kategori gibi. Şimdi düzelteceğiz bunları, daha şey düzelteceğiz. Bir de bize şey lazım. Şöyle uzun açıklamasını ekleyeceğimiz bir yer lazım. Uzun açıklamasını. Bakalım. Desktop'taki hayvanlarda gördüğünüz gibi uzun açıklama var. Text modunda açıkladığımız. Bunu eklememiz gerekiyor. Şimdi bunu buraya adapte edebilmemiz için, şuraya adapte edebilmemiz için bakalım ne yapabiliriz burada. Önce gidelim bir application temp. Genelde C editör içerisinde mesela burada samples var. Şunu açalım bakalım nasıl örneklendirmiş.
Diyor ki bu şekilde bir ayar verebilirsiniz. Arkadaşlar diyor ki editör config dosyası. Config JavaScript dosyasına giderseniz bunu bu şekilde konfigürasyon yaparsanız bir sürü örnek için de şurası başlamak için buradan başlayın diyor. Get starting. Buraya girelim biz de. Evet, şuraya gönderdi bizi. Bakalım aşağı doğru. Şöyle bir editör. Evet, örnek dosya diyor. Yani sayfanıza nasıl eklersiniz? Burada örnek bir kod yapısı getirmiş. HTML kod yapısı getirmiş. Bakalım buraya. Diyor ki önce diyor bir JavaScript'ini ekleyin burada diyor. Şöyle sayfayı büyüteyim. Hem de görmüş olur. Evet, burada neyi fark ettik? Bir JavaScript'i eklemiş buraya. O zaman biz de alalım. Dosyamıza bir JavaScript ekleyelim. Bu JK editör dosyası nerede? Bakın CK editör JS nerede? Ana yolumuzun içinde CK editör klasörü. O zaman buraya ne yapmamız gerekir? Eşittir base URL. Direkt CK editör. Ha, CK editörün içinde CK editör JavaScript. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim. Ne yapmış? Sonra text area yapmış formül içerisinde. Biz de zaten şu anda formül içerisindeyiz. Bir text area yani yazı yazma alanı tanıtmış bize. Bizim de böyle bir yazı yazma alanımız olsun. Buna ne diyeceğiz biz? Açıklama diyelim burada. Deneme yazı demek ki bunun içerisine ekleyelim. Bunun adı ne olsun? Bunun adı açıklama olsun. Uzun açıklama, pardon. Uzun açıklama. Uzun açıklama. Evet, şuradan bir break yapalım. Şimdi şöyle buraya bir test edelim. Neler yaptık buraya? Evet, gördüğünüz gibi açıklama yazısı şurada. Açma yazısından sonra da break yapalım. Gördünüz mü açıklama? Hayvanlar düzenle diyoruz. Evet, henüz bir şey yok içinde. Nasıl getireceğiz içine bir şey? Şuraya getireceğiz. Şöyle yazdırmamız lazım şurada. Ortasına. İlk eklerken bu şekilde ekliyorsunuz. Yani eklemede içinde bir şey yok. Boştur bu. Uzun açıklama. Evet. Böyle bir şey. Başka bir düzenleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Van kedisiyle ilgili böyle bir yazı var içinde. Bunu 150 yapsak ne olur? Genişliğini. Evet, gördüğünüz gibi. Bakın burada Enter'a bastırma yok. Yani buraya indiremem. Bak, Enter'a basıyorum. İniyor ama yazıyı ben kalın yapayım, eğik yapayım, düz yapayım. Burada böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu. Bu zengin editör. Bu editör değil. Bu sadece text area. Text alanı. Peki bunun üzerinde CK editörü nasıl aktif edeceğiz? Evet, CK editörü nasıl aktif edeceğiz? Örneğe bakalım hemen. Son devamına bakalım. Diyor ki bir script daha ekleyin diyor. Şu verdiğiniz ismi yani şuraya ve şuraya verdiğiniz ismi bu script'in içine şuraya ekleyin diyor. Biz de alalım bunu. Madem böyle diyor, biz de kırmayalım bunu. Hemen geliyoruz. Bunun devamını ekleyeyim bunu. Evet, gördüğünüz gibi ismine ne verdim ben? Uzun açıklama. O zaman buraya da uzun açıklama diyeyim. Şimdi test edelim.
Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Burada editörümüz geldi artık mesela buraya şuraya kadar kısmını kalın yapabilirim. Evet, bunu tabi koduna bu şekilde bakabilirsiniz. Şeyini indirmedik. Full'unu indirmedik. Aslında full'unu indirsek burada yazı fontları da görürsünüz. Yazı tipleri de görürsünüz. Mesela full'u nerede? Bir CK editörün sayfası nerede? Yani full'unu göstereyim size nasıl. Full paketini indireyim. Evet, şurada full'ü şurada. Ne yapayım? Bunun üstüne yapıştırsak ne olur? O böyle uzun sürüyor. Şunu silelim. Dışarıya çıkalım. Tekrar kopyalayalım. Daha kısa sürdü bu şekilde. Evet, refresh yapıyorum. Biz fullunu açmamış mıydık? Neyse. Bu JavaScript'ler de bir kere yüklendi mi adama? Evet. Normalde full. Evet. Şu şekilde özelliklerini açıp kapatabilirsiniz yani. Şu anda full'un açmış olmamız lazım. Full'u açmadık mı? Evet. Evet. Burada mesela dili Türkçe yapabilirsiniz. Eğer Türkçe eklentisi varsa gibi diyor ki buradan ayarları, şeyleri, her şeyi düzeltebilirsiniz konfigürasyon içerisinde. CK şu ana JavaScript'te ne var? Bir sürü kod var. Evet. Ne yapabiliyoruz? Burada gördüğünüz gibi zengin metin editörünü getiriyoruz. Uzun açıklama, durum, türü, kategori değil, name'i, kategori ID olacak bu. Türü, e-mail değil bu. Keywords, açıklama, S fiyat gibi alacağız. Güncellediğinde nereye gidecek bunlar? Yani güncelle dediğinizde arkadaşlar application controller admin'de evet şuraya gidecek arkadaşlar. Güncelle kaydet. Şimdi neler vardı orada? Açıklama. Key words.
Evet. Türü uzun açıklama. Uzun açıklama gibi değerlerimiz var. Oradan alıyoruz. Adı. Ve bunları nereye hayvanlar tablosuna gönderiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun bir kısmını bold yapalım. Şöyle yapıp evet, şu şekilde falan yapabiliriz. Bakalım bugün güncelle diyelim. Kodlarımız doğruysa günceller. Nereye götürdü bizi kullanıcılara? Bu neyi halletmedik? Biz nereye gittik? Buraya nasıl geldik? Bizim tabii ki niye? Nerede hatamız var? Kullanıcılara. Hayvanlara gidecek. Bir sürü saçma sapan iş yaptık. Evet. Düzenle. Fiyatı 112 yapalım. Bakalım değişecek mi? Düzenle. Van kedisi 2. Yani düzenli bir. S fiyatı almadı. Biz niye? S fiyat. Tabii. Şu almadık tabii bunu. Normalde gördünüz mü? Düzenliyor. Evet, eşek düzenle. Mesela ne yapıyorum bunu? Şuraya bir evet. Sınıfı binek. Beygir gücü, değil mi? Ne diyorlar buna? Beygir gücüne. Bir beygir gücü var. Eşekte o kadar var mı bilmiyoruz. Torku 10 olsun abi. Evet, böyle bir şey yaptığımızı düşünelim ya. Yani. Bunlar başlıklarımız kalın. Tekrar oraya gidelim. Gerçekten evet, tablomuz geldiğine göre evet.
Şöyle başlığı gelelim. Güncelleyelim. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Ana sayfamızda peki ona ulaşabiliyor muyuz? Nerede? Şey hiç getirmedik mi? Hiç gelmiyor oraya. Evet, tavşanı düzenleseydik. Şurayı görmek aslında gördünüz mü? Bak tavşanın gelimiz tavşan düzenle diyelim. Evet, buraya bir tablo ekleyelim gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi burada eklemiş olduk arkadaşlar bu tip. İstersek bir resim ekleyebiliriz mesela. Şu resmin diyelim ki hop imaj adres tavşana gelelim. Diyelim ki resim içinde kullanmak istiyorum. Şurada resmin linkini veriyorum. Şöyle 200 diyor. Left olsun. Şurada yazıdan uzaklığı 5 olsun. Border istersek 2, 3 yapalım. Evet, güncel diyelim. Evet, gördüğünüz gibi tavşanı ne yaptık? Tavşanı getirip resmin içine ekledik yani. Ne yapıyoruz burada? Düzenliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ne yapıyoruz? Düzenliyoruz. Neyi kullanıyoruz burada? Zengin bir editör kullanarak bu işleri yapıyoruz. Yani esasında bunu bize ürettiği şey nedir? Şurası arkadaşlar. O bize ne üretiyor? HTML. Gördüğünüz gibi. Aslında HTML üretiyor. Bak table oluşturuyor vesaire vesaire. Biraz önce resim ekledim. Mesela resim üstte miydi? Evet, imaj eşittir alt tr resmi şurada diyor. Bilmem ne diyor. Bu şekilde arka planı ne yapabiliriz? Bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra güncelleyince bu niye şey oldu? Genişliğini 400 verelim. Okey, güncelle. Evet. Bu şekilde güncelleyebiliyoruz. Evet, genel itibariyle bu şekilde entegrasyonunu yapıyoruz. Yani nasıl düzenleme yaptığını burada öğretecek halimiz yok. Sadece burada size öğrenmenizi istediğim şey script'i çağırıyor olmamız ve bu script'i bu şekilde de burada da düzenliyor olmamız. Onun öncesinde ckeditor adlı şey buraya yüklüyoruz. Diğerleri de 3 aşağı 3 yukarı bu şekilde ekleniyor. Ama içerisinde ayarlama, spesifik ayar yapmamız gerekirse burada görüyorsunuz arkadaşlar. Config ile biliyorsunuz dillerini, işlerini, güçlerini burada düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Editörle ilgili kısım, bugün editörle ilgili kısım bu kadar arkadaşlar. Ben sadece bunun düzenleme ile ilgili kısmını gösterdim. Peki eklemede olsaydı nasıl olacaktı o iş? Eklemede olsaydı içinde veri olmayacak. Başkaca bir şey olmayacak. Yani bu text area dediğimiz şey çok satırlı bir yazı türüdür. Yani birden fazla satırlık bir yazı yazmak, bir yere gitmek istediğiniz zaman işte mesaj yazmadır, e-mailin içerisini yazmadır vesaire yazma bu tip işlemler için text area kullanılır. Yani input nesli text area kullanılır. Burada da biz böyle bir text area kullandık. Düzeltme modunda olduğum için bu bak text area şuradan başlıyor. Şurada link gibidir. Bir bitiyor sonra veri geliyor. Sonraki tekrar burada kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Ekleme modunda tek fark ortası yok arkadaşlar. Şimdi çünkü sıfır yeni ekliyorsunuz. İçinde bilgi yok. Hiçbir şeyin içinde bilgi yok. Dolayısıyla şu value değerleri de yok. Şurada gördüğünüz gibi. Hep bunların value değerleri var. Ekleme modunda nasılsa
Nasıl ki bunların value değerleri yok. Text tarayanın da value değeri içine yazılmasıdır. Bu da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilgili editörün dosyalarını ana klasörümüze kopyalayıp ondan sonra buradan yolunu tarif edip sonra kılavuzlarındaki yöntemlerle yani önerdikleri yöntemlerle samples'larına bakarak, örneklerine bakarak burayı oradaki ayarlara göre şekillendirebiliriz. Şurada da bazı ayarlar var. İç ayarlarına bakarak burada editörün dili, editör içinde bazı özelliklerini ekleme, çıkarma gibi işlemleri burada yerine getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde.